Değerli dostlar, en özel insanlarımızın hayat hikayelerini, onların alın terlerinin hikayelerini ve güzel haberlerimizi, mutlu haberlerimizi ekranlarınıza getiriyoruz. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlayalım. Bir muhtar girdiği her ortamda onu görenler ürküyor. Bazı ortamlarda da çok eğlenceli diyaloglar geçiyor. Bazense mahalleden geçtiği herkese ibret oluyor. Şimdi Azrail Bey'in hikayesini izleyeceğiz. O bir muhtar, Vanlı. Azrail muhtarım, buyurun. Azrail'le aran nasıl? Azrail arkadaşımdır desem kimse inanmaz. Doğrudur. Değil mi? İsmiyle duyanları ürkütse de aslında onu tanıyanlar çok seviyor. Azrail ne zaman, nereden geleceği belli değil. Bir de sizi bulacağım. Aslında daha önce Azrail ismi duyunca tabii biz kaçıyorduk. Yani hakikaten kaçıyorduk. Sonra kendisini tanıdık. Gerçekten hem Erdiş'te hem notaların içinde bizim aramızda çok değerli bir kardeşimiz. Kendisini de takdir ediyoruz, seviyoruz. Allah razı olsun. Yani bildiğin gibi değil, çok şakacı. Şaka yapıyoruz, çok şakacıdır. Adı Azrail. Girdiği ortamlarda Azrail geldi deniyor. İsminden dolayı birçok espri de yapılıyor. Sonunda Azrail teşrif etti. Evet. Allah yardım etsin. Arkasına yorumlar, bir sürü yorumlar yapmış. En son bir tanesi demiş, Azrail'in koluna girdiniz. Allah yardımcınız olsun. Azrail'le gidiyorsunuz. Birileri de demiş, ya yaşınız genç, yapmayın, etmeyin, Azrail'e takılmayın. Böyle enteresan durumlar oluyor yani isminden ötürü tabii. Van'ın Erciş, Yalından Mahallesi muhtarı Azrail yok. İsmi ve soy isminden dolayı sokakta, evde, yolculukta, sosyal medyada ve kahvehanede tebessüm ettiren diyaloglarla karşılaşıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hacı abi nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Azrail demeye utanıyorum, korkuyorum ya. Daha dur, canımı alacak. Hani böyle Azrail diye ismi verdiler. Bilmiyorum ki. Ama ben isimden... Yani ben seni görende senden korkuyorum. Azrail Bey sabah mahalleden geçerken tüm mahalleye aynı zamanda ölümü hatırlatıyor ve ibret oluyor. Bazen esnafların caddesinden yürürken selam veriyorum. Hayırlı sabah. İyi ki buradan geçtin, selam verdin. En azından biz de ölümü hatırladık. Biz biliyoruz ki ölüm vardır diye bu dünyanın öbür dünyası var. Ticaretimizden yanlış yapmayalım diye. Kimi esnafsa onu görünce şakacı bir tavır sergiliyor. Bazen de mesela görenler Azrail benim yaşım gençtir de burada geçme. Ben ölmek istemiyorum gibisine. Onlar da öyle diyorlar. Azrail Bey eve girerken Azrail'iniz geldi diyor. Tabii evdekiler alışık. Ancak ilk kez duyanlar bir hayli heyecanlanıyor. Azrail'iniz geldi, her günkü Azrail'iniz. Bir de benim eşimden, mesela çocuklarımdan herhangi bir yerden babanın ismi Azrail'dir, niye böyledir, şöyledir. Öyle de bir şikayetle karşılaşmadım. İzmir'e gittim, havaalanına gittim, Van havaalanına. Kimliğimi verdim, işlemleri yapıyor bir bayan kardeşimiz. İşlemleri yaparken kaş gözün arasında böyle dikkatimi çekiyor, bakıyor oraya işlemleri yapıyor. Ben güldüm, dedim hanımefendi şimdiye kadar hiç Azrail'le karşılaştı mı? Yok dedi. Dedim sen şimdi geçse desen evde eşine, dostuna, arkadaşına ben bugün Azrail'i uçağa bindirdim desen kimse inanmaz. Kimse inanmaz. Oradan onu gördüm. Diyarbakırlı 66 yaşındaki Mehmet amca. Dükkanı 8 metrekare. Hiçbir şeyin fazlasında gözü yok. O sadece ekmeğinin peşinde. 57 yıldır bakın mesleğini nasıl büyük bir keyifle ve aşkla yapıyor. İzleyelim. Diyarbakır Surlu Mehmet Emin İpek. Sabah erken saatlerde dükkanına geliyor ve Bismillah deyip açıyor dükkanını. Öldürdün beni canım. Genç yaşından beri ayakkabı tasarlıyor. Tüm onu ben yarım kavuşturayım. Tam 57 yıldır da bu meslekle yaşamını sürdürüyor. Mehmet amca 66 yaşında. Tam 8 metrekarelik dükkanında alın teriyle sadece ekmeğinin peşinde. Ekmeğin bile fazlasında gözü yok. Ufacık dükkanında türküsünü mırıldanarak zevk ile çalışıyor. Olursa gelen hasta gider. Olayı kalmış ne?
Yorulunca bir çay demliyor ve çay ile dinleniyor. Herkes onu çok seviyor. Sırf ona ayakkabı yaptırmak için müşterileri mesafe kat etmekten çekinmiyor. İnsanlar arasında gayet güzel bir diyalogumuz var. Kendimizi insanlara sevdirmişiz. Bu insanlar ki ara sokakta olduğuma dair gayet uzak yerden geliyorlar. Ayakkabı yaptırıyorlar, ayakkabı tamiratı getirip yaptırıyorlar. Sanatım hem güzel hem ahlakım güzel yani seviyorlar. Geliyorlar yani bayan olsun, çocuk olsun, erkek olsun, genç olsun geliyorlar yani. Güzel ayakkabı yapıyor. Zaten Emin Usta gibi ustalarımız maalesef elle sayılacak kadar azdır. Bu mesleği de icra ettiği için biz ona teşekkür ediyoruz. O onun güzelliğidir. Biz Diyarbakır'da yetişen insanların %80'i, %90'ı Emin Usta gibi güler yüzlüdür. İyidir, iyi. Bu mesleği de icra ettiği için biz ona teşekkür ediyoruz. O tüm Sur içini çok seviyor ve yöre insanını ve tarihini öve öve bitiremiyor. Çok güzel bir anıları var Sur içinin. Çünkü diyeceksin niye? İnsanlık duygusu Sur içinde. İnsanlık sevgisi Sur içinde. Muhabbet, birbirine yakınlık, görgü, sevgi, saygı Sur içinde yani. Diyeceksin dışarıda yok mudur? Var ama Sur içinin bereketi var. Yani Sur içinde güzel zatlar var, evliyalar var, peygamberler var. Şimdi bereketli bir şehirdir burası. Hiç para kazanmadığı günlerde bile yüzünden tebessüm hiç eksik olmuyor. Gün oluyor bakıyorsun para kazanmamışız eve gidiyorum yine güler yüzlü. Değerli dostlar, hepimizin çocukluğunun kahramanı Robocop. Şimdi Robocop'un çizeri bir Türk, Mehmet Korkut Öztekin. Dünyanın her yerinde hayranları bulunuyor. Şimdi ikinci bir eseri, ikinci bir kitap için hazırlanıyor ve dünyanın her yerine ünü yayılmış durumda. Lakin Mehmet Bey, Türk yerli eserler ortaya koymak istiyor. Yerli kahramanlar, yerli çizgi karakterler ortaya koymak istiyor. İzliyoruz. Mehmet Korkut Öztekin, o çok meşhur yarı insan, yarı robot Robocop'un çizeri ve dünyanın her yerinde hayranları bulunuyor. Mehmet Bey bu defa Yeni Zelandalı Brent Williams'ın kendi hayatından uyarladığı depresyon ve anksiyete öyküsü olan Out of Woods'un çizimini tamamladı. Brent bu kitabı bir öz yardım kitabı olarak tasarlamış. Kendi hayatını bir model olarak ortaya koymuş. Ama bütün detaylarıyla da vermemiş. Çünkü evrensel bir mesaj üretmeye çalışıyor. Sulu boya tekniğiyle 3 yıllık bir çalışmayla tamamlanan kitap tüm dünyada yayılmaya başladı. Eylül'ün 27'siydi. Wellington'da, Yeni Zelanda'da çıkışı yapıldı. Kitap ondan sonra yavaş yavaş uluslararası platformda satışa başladı. Ana satış kanalımız Amazon.com. Aynı zamanda Diamond adlı bir dağıtıcı şirketle de anlaşma yapılmış durumda. Kitap şu anda bütün Avrupa'da, bütün Avrupa ülkelerinde, Kuzey Afrika ülkelerinde, Uzak Doğu'da, Japonya, Çin, Hong Kong, Yeni Zelanda, Avustralya'da ve Kuzey Amerika'da. Satışta. Yani dünyanın her yerinden kitabın İngilizce nüshasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca 2018 senesinde kitap Türkçe'ye de çevrilecek, Türkiye'de de basılacak. Mehmet Korkut Öztekin'in çalışmaları belki dünyaya yayıldı. Ancak o artık yerli ve kendi topraklarımıza ait ürünler, karakterler, hikayeler ortaya koymak istiyor. Artık yabancı bir şeyler, yabancı bir partnerle değil, kendi başıma çalışmak istiyorum. Ve bu topraklara, bu tarihe ait bir şeyler, bir hikaye yapmak istiyorum.
Hakkari'li bir memur. Tek büyük hayali vardı, o da Hakkari'ye güzel bir müze kazandırmak. 30 yıl boyunca yöre halkının topladığı, kullandığı yöresel eşyaları biriktirdi ve bir de kredi çekti. O müzeyi Hakkari'ye kazandırdı. İzliyoruz. Memur Halil İbrahimoğlu, Hakkari'li ve yeni mahallede yaşıyor. Mumdan yapılmış, bezden. Bu eskide ilk olarak dünyada bu bal mumundan mum ürettiler. Emekli. 30 yıldır hayalleri için hem malzeme hem de para biriktirdi. 1950 yıllarda veyahut da 50'den önce 60'a kadar kullanılan erkeklerin giydikleri, kullandığı. Hayallerindeki müzeyi kurmak tek hedefiydi. Cumhuriyet'ten sonra bu çıralar çıktı. Halil Bey hedefine banka kredileriyle ulaşabildi. Ve yöre halkının kullandığı o özel eşyaların hepsini evinin bodrum katında sergilemeye başladı. Dedelerimizin dedeleri kullandıkları eşyalar var. Bu müze yani Hakkari'de değil, Doğu ve Güneydoğu'da olan işler yapılan malzemeler var. Yani şu anda Doğu ve Güneydoğu'da bulunmadığım bir eşyayı bu müzede bulabilirsin rahatlıkla. Belki de artık Halil Bey'in müzesindeki eşyalar birçok ilde bile bulunmuyor. Lakin o, bu malzemeleri dede, baba yadigarları, eşyaları unutturmamak için mücadele ediyor. Dedelerimiz bu eşyaları kullanmış, biz bu eşyaları unutmamak için sergilemişiz buraya. İnşallah önümüzden sonra nesiller de bunların muhafaza edecekler. Halil Bey, Hakkari'de böyle bir müze olmamasından yakınıyordu. Ve yıllardır topladığı malzemelerle Hakkari'ye bu anlamlı müzeyi kazandırdı. Van'da niye müze oluyor da niye Hakkari'de müze olmasın? Niye bize, tarihimize, eserlerimize sahip çıkmıyoruz? Oradan benim merakım oldu. 1987'den bugüne kadar ben bu eşyaları toplamaya başladım. Değerli dostlar, bu haftanın en güzel haberlerini, kıymetli haberleri ve en özel insanlarını yine sizlerle paylaştık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.